Gün içerisinde kendimize küçük bir mola vermek, sakinleşmek adına Starbucks'a kahve almaya gidiyoruz. Sırada bekliyoruz, sipariş veriyoruz ve adımızı soran çalışana adımızı söyleyip kahvemizin çıkmasını bekliyoruz. Ama gördüğümüz adımızın yanlış yazıldığı. Bu hemen hemen hepimizin yaşadığı bir senaryo. Bu durumun bazen size kahveyi veren baristanın küçük bir şakası olduğunu düşünüyorsunuz ya da böyle kolay bir ismi nasıl anlayamaz gibi tepkiler verebiliyor ve yanlış yazılan adınızı arkadaşlarınıza gösteriyorsunuz. Bunun için de en etkili yöntem olarak sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Peki sürekli yaşanan bu problemin sizce sebebi gerçekten bunlar mı? Olması imkansız. Bu noktada şu teori ön plana çıkıyor. Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks her yıl milyonlarca insanın kahve bardaklarının üzerine isimlerini bilerek yanlış yazıyor. Peki insanlar bu durumda ne yapıyorlar? İsimlerinin yanlış yazıldığı bardakların fotoğrafını çekiyor, WhatsApp'tan arkadaşlarına gönderiyorlar. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da ya da diğer sosyal medya alanlarında paylaşıyorlar. Tüm bu fotoğrafların ortak özelliğine baktığımızda, yanlış yazılmış kelime oyunu yapılmış bir isim ve bardağın üzerindeki o yeşil, büyük Starbucks logosu duruyor. Hepimiz yıllardır o fotoğrafları paylaşarak aslında Starbucks'ın pazarlama oyununa dahil oluyoruz. Starbucks resmi olarak bu durumu kabul etmiyor ki zaten bu sadece bir teori. Birkaç yıl önce bir dergiye röportaj veren bir Starbucks çalışanının itiraflarına da kulak vermekte fayda var. Herkes böyle mi yapıyor bilmiyorum ama müdürüme sorduğumda çoğu Starbucks çalışanının bunu bir pazarlama aracı olarak kullandığını itiraf etti. Zira çoğu insan üstünde isminin doğru yazdığı bir kahve bardağını sosyal medyada paylaşmaz. Ben bu yöntemi sadece eğlenceli olduğu için kullansam da diğer birçok çalışanın bunu bir Starbucks pazarlama aracı olarak kullandığını biliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.